Ne kadar güzel duruyor saçlarım. Arkadaşlar, hepiniz yeni videoya. Bugün çok yoruldum. Hoş geldiniz. Bugün çok fazla temizlik vardı. Akşam yemeğin zaten sabah kahvaltıda hiçbir şey yemedim. Akşam yemeğine de böyle bir şey yapmak istedim. Saçımda gene ya. Tavuk suyundan yani kemik kaynattım. Tavuk kemiği. Çorba yaptım. Bana sesin az geldiğini söylemişsiniz. Aynı videoyu ben de izledim ama ses duyuluyordu. Ben anlayamadım neden böyle olduğunu. Bilemedim yani, çözemedim de. Ben de aynı şeyi diyorum. Ama ses geliyor. Bana Aydın da demişti. Gizem ses gayet iyi geliyor. Devam et videoları çekmeleri. Ben anlamadım. Mikrofonlar 1000 lira olmuş. Bana en çok sorduğunuz sorulardan birisi şu. Tüm süreci burada yaşayıp neden ki onu paylaşmıyorsun? Birisi çok güzel bir yorum yapmış. Demiş ki, bizim insanlarımız insanları rencide etmeyi çok sever. O yüzden kızın bundan çekinmesi çok doğru. Çünkü İşte benim kuzenim oldu, şu kadar verdi, sen niye veremedin, sen niye böylesin? İnanmayacakları için kız da bunu söylemiyor demiş. O kadar haklı ki. Ben kilomu söylemiyorum, evet. Kaç kilo verdiğimi. Birileri de kalkıp diyor ki, niye söylemiyorsun, biz de ameliyat olacaktık, bizi teşvik etmiyorsun. Ben diyelim ki 30 kilo verdim, senin vereceğin malum değil ki. Sen belki daha az vereceksin, daha fazla vereceksin. Bunu ben bilemem. Benim boyuma kiloma göre vermem gereken miktar farklı. Seninki farklı. O yüzden kimseyle kendinizi kıyaslamayın. Ki ben oldum diye de siz de olacak değilsiniz yani. Çorbayı rahat bir şekilde yiyebiliyorum. Ama yemekler o kadar rahat değil. Akşam yemeğine mesela yoğurtlama yaptım. Yani yoğurtlama bizde kızartmadır. Patates kızarttım, biber kızarttım, kabak kızarttım. Üstüne sarımsaklı yoğurt ve şov. Babam çok seviyor onu, o yüzden yaptım. Nehir de yiyor, Ceylin de yedi. Ozan da antrenmandan gelir, annem bugün çalışıyor. Rabiş diyet yapıyor değil mi? Rabiş'in sürecini de YouTube'da kanalında paylaşıyor musun? Evet, hiç izlememiş ki. Rabiş de YouTube'da kendi okulun parasını çıkarmak için uğraşıyor. Ben de ne kadar yorulursam yorulayım. Geldim işte kendime çorba yaptım. Şehriye çorbası. En büyük farkı da tavuk suyundan yapmam. Çok faydalı ama biliyor musunuz? Ben şimdi bu tavukları kaynatıyorum. Suyunu kendim içiyorum. Tavuk çorba yapıyorum. Kemiklerini de gece yiyorum. Böyle taneli çorbalara geçene kadar her gün Ayşegül abaya diyordum ki, Ayşegül abla ne olur ter şehriye çorbası içsem, ne olur şehriye çorbası içsem. Çünkü sıvı dönemdeyken ilk 2 hafta annem bunu bu şekilde yapıp ağzımdan çıktı. Bu şekilde yapıp blenderdan geçiriyordu. Onu süzüyordu. En son çay süzgecinden süzüyordu. Böyle yediğiniz gibi tad alamazsınız ki zaten o şekilde. Sizce saçlarımı biraz daha kısalttırsa mıydım ya? Elbiselerim güzel olmuş mu? Eğer Instagram'dan falan beni göremiyorsanız, Instagram'ınız yoksa isterseniz buraya da çekebilirim elbiselerimi giyip giyip. Kendime beni çok fazla linçledikleri için biliyorsunuz Fatma'nın düğününü, Gaye'nin düğününü. Ben orada giydiğim sandaletlerden dolayı çok fazla linçlendim. Ama bilmedikleri nokta şu,
Benim boyum 1.74 ve ayaklarım taraklı ve bu yüzden de 43 numara giyiyorum. 42 giyiyordum normalde ama ayaklarımla yere çıktığından beri daha bol giymek zorundayım. Allah razı olsun Gaye ablanın da eşinin büyük beden kadın ve erkek ayakkabı mağazası var. Bana özel yaptırmıştı o 43 numara. Mavi benim çok hoşuma gidiyor ve orijinal hani ayakkabı çok da güzel. Benim hoşuma gidiyor ama insanlar bunu ne işliyor işte şey diyen, tuvalet terli diyen var, bilmem ne diyen var. Neyse ben de çok sinirlendim. Birisi bana bir şey mesaj atmış. Gizem bak bu şekilde burada 45 numaraya kadar büyük numara ayakkabı var sandalet. Topuklu tarzında. Bir de ben topuklu giymeyi sevmiyorum. Çünkü zaten boyum uzun. Onu da giyince deve gibi oluyorum. Gittim o ayakkabıyı aldım siyahını. O kadar hoş durdu ki. Sıktı mı beni? Evet sıktı. Ayaklarım taraklı. Fışkırıyor mu? Fışkırıyor. Ama dedim bana laf atarsanız kafanıza geçiririm bunu. Yani çok sıkıyorlar gerçekten. Çok yedim. Nasıl yedim bu kadar? Saçımda öbek öbek dökülüyor biliyor musunuz? Hani inanılmaz bir de kolumun altı falan da demiştim size çok karar diye. Saçım bayağı dökülüyor. Bu beni üzüyor. Bana soruyorlar işte saçını dökülmemesi için ne yapacaksın? Bir şey yapamam şu an. Saçım mecbur dökülecek. Ama bunu anlatamıyorsun. Anlamak da istemiyorlar. Ondan sonrasında dediğim gibi çam terebentin yağı aldım. Şampuanıma koyacağım. Dökülmesini engellemeyecek. İçeriden saç çıkmasını sağlayacak. Bilmiyorum insanların da gerçekten tavrı çok tuhaf. Aslında destek olmaları gereken yerde Rabbim kötü hastalık vermesin. Köstek olmaya çalışıyorlar. Biri de dünkü videomun altına şey yazmış. Ben sizin sorularınızı cevapladım ya. Senin derin sarkacak. Çok kötü duracak. Vücudunda zaten yaralar var. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani anlam veremiyorum. Benim vücudumdaki yaralar söylediğim gibi çocukluğumdan gelen bir şey. Derimle etimin arasında belerciden dolayı vücudumdaki lekeler var. Ben bunun için bir şey yapamam ki. Rabbim vermiş. Tamam kötü duruyor olabilir ama ben bununla yaşayacağım. Ya beni bu yüzden kimse sevmeyecekse de sevmesin. Pek de umurumda değil. Bacaklarımda var, popomda var, kollarımda var, sırtımda var. Her yerimde var. Ben yok demiyorum ki. Dün de ikili takım aldım tamam mı? Ben hiç böyle takımlar falan giyen bir insan olmadım bu zamana kadar. Alt üst takım, altı etek üstü de crop tarzında ama ben crop giymeyeceğim için aşağı indirdim onu da. Alt göbeğim de buradan çıkıyor. Biri de yazmış ki sen hiç aynaya bakmıyor musun? Senin o göbeğin var, gözümüze sokuyorsun. Dedim ki olan bir şeyi zaten saklayamam. Ben yıllardır bununla yaşıyorum. Ben millete akıl erdiremiyorum. Gerçekten. Elbisen de çok güzeldi. Çok lezzetli olmuş. Elime sağlık. Afiyet olsun. Doydum şükür. Rabbim olmayanlara nasip etsin. Dediğim gibi çok merak ettiğiniz sorular varsa ben zaten doktor değilim. Hiçbir şekilde size tam anlamıyla bilgi veremem. Ama kendim ne yaptım, nasıl atlattım size bunların cevabını verebilirim. Sizleri çok seviyorum. Bana sormak istediğiniz her şeyi burada sorabilirsiniz. Instagram'da çoğu zaman mesajlara cevap veremiyorum. Bana kızmayın çünkü mesajlarınızın çoğunu görmüyorum. Elimde olan bir şey değil. Çok fazla acıkıyor musun diye soruyorsunuz. Evet bu sıralar acıkıyorum ama hiçbir şey yiyesim gelmiyor. O da sıcaktan dolayı. Bir de Antalya'da bu günlerde inanılmaz bir nem var. Yapış yapış oluyorsunuz ve o sizi boğuyor. Dediğim gibi bugün sabah kahvaltı bile yapmadım. Bilmiyorum şey yani. Protein ağırlıklı beslenmem lazım ama sıkıntılı. Görüşürüz bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. TikTok'tan, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. TikTok'ta sabah akşam yemek yayınlarımız var. Kaçırmayın kızlar. Kızlar yürüyün. Kızlar görüşürüz.